Babacığım ben okula gidiyorum. Beslenme çantam hazır mı ya? Anne hadi uyansanıza. Oğlum annen hala çok uyuyor. Yorulmuş oğlum ya. Ya of babacığım ya ben okulda ne yiyeceğim o zaman? Zaten çadırda yaşıyoruz. Ne olmuş yani çadırda yaşıyorsak ne güzel işte doğal ortamımızda yaşıyoruz. Allah Allah. Ya of baba ne doğal ortamı ya. Banyomuz bile yok. Bir haftadır duş alamıyorum. Kokuyorum işte. Bir şey olmaz canım oğlum. Ben şimdi sana para veririm. Kantinden bir şeyler alırsın. Gerçekten mi? Kantinden bir şeyler alabilecek miyim? Sağ ol baba. Ver hadi parayı. Al bakalım canım oğlum. 10 lira. İstediğin gibi harca tamam mı? Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun. Bildirimleri açsın. Videoya devam edelim. Oo 10 lira babacım bu bugünkü harçlığım değil mi? Hayır oğlum olur mu öyle şey ya bu 10 lirayla bir ay boyunca geçinmek zorundasın hadi bakalım. Ne 10 lirayla bir ay mı ya babacım 10 lirayla bir gün bile zor geçiyorken bir ayı nasıl geçireceğim ben? Yapacak bir şey yok canım oğlum fakiriz biz ya çadırda kalıyoruz hayret bir şeysin. Ya of babacım tamam ver ya zaten bugün öğretmen sınav yapacaktı geç kalmayayım ben gidiyorum. Tamam oğlum hadi bakalım sınavlarından yüksek not al tamam mı görüşürüz. Of ya 10 lirayla okula gidiyorum kesin dalga geçecekler. Arkadaşlar şuna bakın ya fakir Arda geliyor fakir Arda gel lan buraya fakir. Oğlum bak benimle böyle konuşmayın çok fena olur. Ne yapacaksın lan Allah'ın fakiri oğlum o elindeki ne lan senin. Para oğlum görmüyor musun hayatında hiç para görmedin mi babam harçlık verdi işte. Oğlum görüyorum görüyorum da 10 lirayla ne alınır ki gerizekalı. Bak bana benim babam bana bir sürü para verdi görüyor musun seninki sadece 10 lira vermiş. Ne olmuş yani ben fakirsem babam fakirse ne olmuş. Bir şey olmamış senin gibi fakirler yaşamayı hak etmiyorlar oğlum şu üstünün başının haline bak. Şu ayakkabılara bak ya çıldıracağım resmen dedemin ayakkabılarına benziyor hem de yırtık pırtık. Benim ayakkabılarımsa son model şuna bak Nike Air Force. Bunları babam Amerika'dan getirtti benim için özel aldık. Benim ayakkabılarımı da babam çöpten buldu yani ne olmuş ki? Çöpten mi buldu? Ula oğlum zil çalıyor oğlum bu fakirle daha fazla oyalanmayalım derse gidelim kanki yo. Aynen aynen bu fakirle daha fazla uğraşmayalım derse gidelim hadi. Evet sersem çocuklar derse hepiniz hoş geldiniz. Size daha önce de söylediğim gibi bugün sizlerle sınav yapacağız yani hepinize not vereceğim. Öğretmenim sınav yapalım ya ben çok çalıştım kesin 100 alırım. Bir haftadır bu sınava çalışıyorum. Of ya ben hiç çalışmadım ne yapacağım şimdi? Evet çocuklar sınav yapmayacağım ki neden çalıştınız? Sadece size puan vereceğim. İyi de öğretmenim puan vereceksiniz de sınav yapmadan nasıl puan vereceksiniz? Yani neye göre puan vereceksiniz o zaman? Tabii ki de babanızın mesleğine göre evladım. Zenginseniz yüksek puan alırsınız. Fakirseniz düşük puan alırsınız. Bu kadar basit. Oley be yaşasın ben kesin 100 alırım benim babam çok zengin. Ya öğretmenim böyle saçmalık mı olur sınav yapmanız lazım yani bilgilerimize göre vermeniz lazım puanı. Vay 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 sen bana karşı mı geliyorsun ha sen mi öğretmensin yoksa ben mi öğretmenim kapa çeneni. Öğretmenim hadi puan vermeye başlayın artık. Evet çocuklar sıradan şöyle devam edelim sizlere puan vereceğiz. Bebek polis söyle bakalım senin baban ne iş yapıyor? Öğretmenim benim babam polis hırsızları yakalıyor ve maaşı da orta düzeyde yani. Vay 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 demek senin baban polis öyle be o zaman sana 75 puan veriyorum evladım şöyle devam edelim. Öğretmenim benim babam çok zengin değil garsonluk yapıyor. Ne senin baban garson mu? O zaman sana 50 puan veriyorum. Şöyle devam edelim. Öğretmenim benim babam çok güzel bir şirkette müdür olarak çalışıyor. Vay 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 demek baban müdür öyle mi? O zaman senin baban zengindir. Sana 90 veriyorum kızım. Evet Rüzgar sen söyle bakalım evladım. Senin baban ne iş yapıyor? Öğretmenim benim babamın bankası var. Çok zengin yani bir sürü paramız var bizim. Babam bu şehrin en zengin insanı. Vay 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 senin babanın bankası mı var? O zaman sana 200 puan veriyorum canım oğlum. Öğretmenim nasıl olur ya haksızlık bu sadece babası zengin diye ona 200 veriyorsunuz 200 diye not bile yok en fazla 100 var yani. Sizi sersemler benim işime karışmayın istersem 100 veririm istersem 200 veririm. Sağ olun öğretmenim teşekkür ederim. Evet sıradan devam ediyoruz sen söyle bakalım Keko senin baban ne iş yapıyor evladım? Valla öğretmenim benim babam hırsızlık yapıyor valla araba çalıyor ev çalıyor.
Ne? Senin baban hırsız mı? O zaman sana 35 puan veriyorum. Valla sağ olun öğretmenim ya, valla sıfırdan iyidir ya. Arda oğlum, şimdi sıra sana geliyor. Ne yapacaksın lan ezik? Sıfır alacaksın kesin. Of rüzgar ya, sus ya, sus ya. Evet, puan vermediğimiz kaldı mı? He? Arda evladım, senin baban ne iş yapıyor? Söyle bakalım oğlum. Öğretmenim, benim babam dilencilik yapıyor. Ne? Senin baban dilenci mi? O zaman sana 0 puan veriyorum her gelesini. Ya öğretmenim, hırsıza bile 35 puan verdiniz. Benim babama 0 puan veriyorsunuz. Haksızlık bu. Kes bakayım çeneni. Benim lafıma karışamazsınız, tamam mı? Evet, hepinizin puanlarını verdim. Dışarı çıkabilirsiniz. Defolun. Ya of ya, haksızlık bu ya. Babam sadece dilenci diye 0 puan aldım. Ne alakası var ya? Ulan bu pis fakir yine benim bahçeme çadır mı kurmuş, ne yapmış? Ulan ben sana sorarım. Ulan Allah'ın fakiri, ne yapıyorsun oğlum sen burada benim bahçemde ha? Bunlar ne böyle, ne bunlar? Zengin abi, kalacak yerimiz yoktu. Ben de buraya çadır kurdum yani, ne oldu? Ulan başlarım sana da çadırına da. Ulan benim bahçemi niye çadır kuruyorsun ha? Niye kuruyorsun? Ne olmuş zengin ya? Allah Allah, burası senin bahçen falan değil, tamam mı? Görmüyor musun oğlum? Tam benim evimin yanına çadır kurmuşsun. Seni istemiyorum burada, defol git ya. Allah Allah. Zengin, Allah Allah abi ya, bırak ya. Ne yapalım yani, sokakta mı kalalım? Hayret bir şey. Bana bak fakir, sana bir gün mühlet veriyorum. Yarın geldiğimde bu çadırlar burada olmasın, tamam mı? Yoksa polis çağırırım. Hayret bir şey zengin ya, göreceksin sen, göstereceğim ben sana. Bir gün çok zengin olup her şeyini satın alacağım. Oğlum güldürme beni ya, sen mi zengin olacaksın? Bir de benim evimi satın alacaksın öyle mi? Hadi lan oradan. Görürsün zengin, görürsün. Ben bir gün çok zengin olacağım, sen de çok fakir olacaksın, görürsün. Aynen canım aynen, anca rüyanda olur. Yarın burada görmeyeyim seni, tamam mı? Hadi bakalım. Ulan zengin, ulan zengin, göstereceğim sana gününü, göreceksin. Gel vatandaş gel, milli piyango biletlerine gel. Tam olarak 100 milyon lira büyük ikramiye kazan. Buyurun efendim. Merhabalar, kolay gelsin. Bunlar ne biletti acaba beyefendi? Abicim bunlar milli piyango biletleri. Bunlardan alıyorsun, eğer sana çıkarsa zengin oluyorsun. Nasıl yani? Vay canına be, bunları alırsam zengin mi olurum? Tabii ki abicim, eğer şansın varsa senin biletine ikramiye çıkarsa 100 milyon kazanıyorsun. Tamamdır, alıyorum. Bir tane bilet alayım ben lütfen. Tabii ki efendim, seçmeyeni al, bir bilet 10 lira. Buyurun 10 liranız, umarım zengin olurum ya, oley be. Evet efendim, inşallah size çıkar. Keriz herif seni. Beyefendi, ben şimdi bu bileti aldım da kazandım mı kazanmadım mı nasıl anlayacağım? Beyefendi, biletinizin üstünde ne yazıyorsa o kadar kazanırsınız. Ne yazıyor sizde kesin boş çıkmıştır. Vay canına, tam olarak 73 milyon çıktı bana, oley. Ne beyefendi, çok şanslısınız, 73 milyon kazandınız, artık zengin sayılırsınız, vay canına. Oley be, hayallerim gerçek oldu, artık çok zenginim, zenginden bile daha zenginim. Vay be babacığım, ilk o milli piyango biletini almışsın, bak zengin olduk, bir sürü kıyafet aldık kendimize. Evet oğlum, biz de artık zengin olduk, şimdi zenginden intikam alma vakti, hadi bakalım. Vay be yaşasın, zengin olmak çok güzel bir şeymiş ya, oley be oley. Allah Allah, kapı çalıyor, kim geldi ki bu saatte acaba ya? Geldim. Hı, fakir ne işin var senin ya, niye zilimi çalıyorsun? Zengin, burası artık benim evim, satın aldım burayı, çek evimden. Ne saçma diyorsun sen fakir ya, Allah Allah, o takım elbiseyi nereden buldun? Zengin, ben artık zengin oldum, her şeyi satın alıyorum. Kerem komiser, neler saçmalıyor bu fakir? Fakir doğru söylüyor zengin, artık çok zengin oldu, buraları satın aldı, sen de evden çıkmak zorundasın hadi. Böyle saçmalık mı olur ya, çıkmıyorum, burası benim evim. Burayı ben artık satın aldım, seni de sokağa atıyorum, hadi bakalım. Allah kahretsin ya, nasıl olur nasıl? Evet arkadaşlar, işte bu da benim yeni motorum, yani öyle yeni bir motor aldım kendime. Vay canına rüzgar. Ay evet rüzgar, motorun gerçekten çok güzelmiş. Selamun aleyküm. Ne oluyor burada arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Sana ne lan pis fakir, defol git buradan. Ne fakir mi oğlum, biz artık zengin olduk gerizekalı, bilmiyor musun? Elimde bir çanta dolusu para var. Vay canına, Arda zengin mi oldun? Ay Arda aşkım, zengin mi oldunuz?
Ya arkadaşlar yalan atıyordur, elindekiler sahte para, inanmayın buna. Hadi be oradan, artık seni satın alacak kadar zenginim. Al bakayım şuradan bir yüzlük, motorunu satın alıyorum. Gerçekten de gerçek paraymış. Ne olur motorumu satın alma Arda, ne olur. Motorunu satın aldım. Şimdi defol bakayım buradan, yürü. Ben kızlarla takılacağım. Hayır ya, Allah kahretsin, nasıl zengin oldunuz siz ya. Of ya, gidiyorum ben. Arkadaşlar yeni motorum nasıl ama, az önce satın aldım salaktan. Biz artık çok zenginiz de. Vay canın Arda, canım aşkım, bravo. Ay Ardacığım, bizi de gezdirir misin Ardacığım? Gezdiririm tabii kızlar ya, ayıp ediyorsunuz. Önce hanginizi gezdireyim ya da hepiniz binin, hepinizi birlikte gezdireceğim. Ay Arda, bana yeni bir telefon alır mısın? Alırım tabii ya, ayıp ediyorsun. Ay Arda, bana da yeni bir çanta alır mısın? Ayıp ediyorsun Elif ya, çantaların en iyisini alırım sana, ne de olsa zenginiz. Ay Arda, bana yeni bir ev alır mısın? Ev mi? Sana villa alırım bebeğim. Gel gidelim hadi. Zengin olmak çok güzel. Arda, paranı böyle harcarsan kısa süre sonra yine fakir olursun. Merak etmeyin, benim param hiç bitmez.